Süper'de Gençler Birliği kendisi aslında Kayseri Erciyesspor'u konuk edecek. Erciyesspor Elazığ karşısında aldığı 3 puanla bence hani önemli bir başarı elde etti. Şimdi tabii ki ya oyuna da baktığımızda tatmin edici bir oyun vardı. Zaten belli ayaklar var, hani Edinho gibi, Yasin gibi öne çıkan oyuncular. Bu maçta da yine maçın kaderini, oyunun kaderini değiştirdiğini söyleyebilirim. Ama yani şöyle söylemek lazım, hikayenin belki de başka türlü yazılması için Kayseri Erciyes'e daha fazlası lazım. Çok fazla şimdi hani 15. sıraya geldiler ama puan tablosu o kadar sıkışık ki bir puanın bile çok önemli ve çok değeri var. Bu şekilde gidiyorlar Gençler Birliği deplasmanına. Gençler Birliği ise çok enteresan. Hani aşağılara doğru gittiğini düşündüğümüz bir anda kaderini başka bir yere taşıdı. Yani onlar da üst sıralara doğru yaklaştılar. Hatta işleri biraz daha farklı boyuta taşıyıp belli bir noktaya getirebilirlerdi ama yani onların cephesinde iş biraz orta sıralarda geçecek gibi gözüküyor. Yani rahat ve alt sıralardan uzak ama üst sıralara da o hamleyi yapamayacaklar gibi gözüküyor. Tabii çok erken konuşuyoruz ama Trabzon maçında da bir mağlubiyet var. Hani bunu da düşünmek lazım. Bu maça dönecek olursak Gençler Birliği evinde oynayan bir takım olarak hani favori gözükebilir. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi Erciyesspor'un bir puan bile çok önemli ve çok değerli. Yani oyunun çok basit kırılma anları olabilecektir ama ben yine de hani burada haftanın beraberlik denenen maç, denenebilecek maçı olarak görüyorum bunu. Hani gol bahsinde gollü bir maç olabilir, onu söyleyeyim. Ama ben daha çok beraberlik tercihi, hani oranlar daha iyi oluyor. O yüzden bir sıfır benim Gençler Birliği Kayseri Erciyes maçında sizlere tavsiyem olacak.